Neyi var? Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Açıklama açıklama. Açıklama mı? Ömer. Şu anda Adıyaman merkezimizde çok önemli bir aslında tarihi ve kültürel alanımızı geziyoruz. Burası daha önce mezbelelikti ama belki son 200 yıl öncesinden beri bu şehre daha önce katma değer katmış bir alandı ve biz bunu tekrar dönüştürmek istedik. Adıyaman Valiliğimiz özel idare marifetiyle önce projesi hazırlandı, işe başlandı. Akabinde özel idare işi devam ettirirken Kültür Turizm Bakanımıza gittik, onu da ziyaret ettik. Onun da desteğiyle birlikte hem özel idare hem Kültür Bakanlığı işbirliğiyle şu anda gördüğünüz gibi işin neredeyse %85-90'lık kısmı bitmiş. Yaklaşık %90'a yakın iş bitimi var. Çok az bir kısım kalmış. Temennimiz en kısa zamanda bunu faaliyete açmak. Çünkü bu bölgede özellikle işte belediye başkanlığımız da sağ olsun Otorakçı Pazarı'nda başladı. Çarşı Camii gördüğünüz vakıflar marifetiyle. Şu bölgeyi tamamen Adıyaman tarihi alan. Yine Çevre Şehircilik Bakanımızla da görüştük. İnşallah sokak sağlıklaştırmayla beraber şu bölgeyi Adıyaman'ın kültürüne, turizmine ait bir bölge olarak kazandırmak istiyoruz ve şehrimize çok ciddi bir katma değer katacak. Yani onun farkındayız. Gelen yerli ve yabancı turistlerin, misafirlerimizin gezip göreceği, alışveriş yapacağı, yemek yiyeceği, konaklayacağı bu mekanlara ihtiyacı vardı ve inşallah bu dönem valiliğimiz, belediyemiz, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatımız hep birlikte el ele vererek bu tür etkili olabilecek, şehre değer katacak olan alanları dönüştürmek istiyoruz. Şimdi burada hem restoran olacak, burada 19 adet oda var, yataklı otel olarak kullanılacak, ihtiyaca cevap verecek. Yine aynı şekilde 24 adet dükkan var, alışveriş yapılacak, hediyelik olacak, işte sergi salonu falan olacak. Ya gerçekten çok çok önemli bir mekan. İnşallah temennimiz Şubat sonu itibariyle, belki Mart başı olabilir, burayı tümden bitirmek. Benim aldığım bilgi o. Şubat sonu Mart başı itibariyle burayı inşallah teslim eder ve bu bahardan itibaren burayı artık aktif kullanıma açarız inşallah. Şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Bunun gibi diğer tarihi alanları da arkadaşlarımızla birlikte dönüştüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bu anlamda bütün bakanlıklarla birlikte özellikle Kültür Turizm Bakanımızla da yapmış olduğumuz ziyaretlerde bu tür eserlerin geliştirilmesi, yine aynı şekilde yine şehir merkezinde olan Perre Antik Kenti ile ilgili kazıların hızlandırılması ve bunların gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çok ciddi gelişmeler bekliyoruz. Çünkü yaptık, bunun altyapısını hazırladık, çalışmaları yaptık. İnşallah şehrimizi 2023 Türkiye'sinde çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Ben emeği geçen herkese, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Milletvekili arkadaşlarımıza, teşkilatımıza, özellikle Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinenin bütün üyelerine gittiğimiz her ortamda, götürdüğümüz her projede verdikleri destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Basınımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu tür sorunları, ihtiyaçları zaman zaman dile getirip bize de hatırlattıkları için sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.